Döneyim. Ahmet Bey katılıyor musunuz e, Sayın Üçok'a? Evet, şimdi mücadelede eksik çok ama TSK dışında eksik çok diyor. E, yani e, Ahmet Bey'in söylediklerini şimdi bir anlatırsam eğer e, biraz daha iyi belki e, kavrama imkanımız olabilir. Şimdi FETÖ şöyle bir yöntem izledi. İlk başta nereye gitti? Daha çok emniyete yoğunlaştı. Arkasından TSK'ya sızmaya başladı. Çıkışı itibariyle mi? Evet, yani şey strateji olarak. Hı hı. Ondan sonra nereye gitti? Yargıya yüklendi. Yani temel or, devletin temel organlarına yöneldi. Şimdi ondan sonra dershaneler, özel okullar bu beraber yürüdü. Şimdi bu dershane ve özel okullar bir anlamda devletin içine adam yetiştirmek için bir e, sistemdi. Bunun aynısını nerede görüyoruz? İşte Güney Kore'deki Mon Tarikatı'nın yani o da CIA'nin bir örgütüdür. Yani oradaki çalışmaya benzer bir çalışma. Ondan sonra ee, mesela dershanelerde izlediği taktikler var. Mesela bazı zeki çocuklar var. Bunları eğitiyorlar. Bunların örgütün dershane ve okullarla bağını kesiyorlar. Mesela gidiyor diyelim ki sosyal demokrat diye bilinen veya hatta işte Atatürkçü diye bilinen veya e, işte milliyetçi diye bilinen bir dershaneye sahibi böyle olan bir dershaneye gönderiyor bu çocukları. Hiç kendi dershaneleri okullarla bağ tutturmuyor. Fakat bu çocuklar haftanın belli günlerinde kendi dershanelerinde çaldıkları sorulara hazırlıyorlar. Ve çocuk bitirdiği zaman üniversiteye giriyor. Zaten diyelim ki o iyi üniversiteye giriyor. Devleti ele geçirecek mesela her sene bir yer belirliyorlar. Bu sene siyasala yükleneceğiz. Bu sene askeriye yükleneceğiz. Bu sene diyelim ki hukuka yükleneceğiz gibi. Buralarda o çocukların hiç sicilinde ne FETÖ okulu var ne bilmem ne var. Ama e, buralardan mezun oluyorlar ve bunlara gizli görevler veriyorlar. İşte gizli FETÖ dediğimiz şey bu şekilde devletin içerisine yerleşiyor. Bu çok tipik bir olay. Şimdi ondan sonra 2010 sonrasında bürokrasi, şey, ekonomiye doğru yöneldiler. Belli bir yerlerde belli bir yükle ulaşınca devletin diğer birimlerine örneğin hazine, maliye buralara yönlendirdiler. Bunu nerede görüyoruz? İzmir'de askeri casusluk ve puğuş davası var. 2000 tane insan var. Şimdi bir gün ben bürokraside çalıştığım için ne yazık ki bunlara şahit oldum ee, geçmişte 2000 tane kişi bu dosyanın içerisinde Ankara'ya yazmış savcı diyor ki bunların bu işleri var ve bunlar hakkında idari soruşturma açın diyor. Şimdi A bakanlığına örneğin hazine müsteşarlığındasınız, hazine müsteşarlığından örneğin 30 kişi var. O 30 kişiyi göndermiyor. 2000 kişilik listeyi de gönderiyor oraya. Dolayısıyla hazinedekiler diğer bakanlıklardaki insanları da biliyor. Hmm. B bakanlığına gidiyor oraya da 2000 kişiyi gönderiyor. Yani herkesi itibarsızlaştırıyor. Ne var listede o 2000 kişinin içerisinde? Tabii 2000 rak, yaklaşık söylüyorum. Ee, orada efendim işte şu marka arabası var deniyor. İşte kızları sever diyor. İşte şoför mahalline genç kızları atar diyor. Veya diyor ki işte... E, istihbarat olarak devletin gizli sırlarını verdi diyor. Mesela Google'a girseniz e, orada bulabileceğiniz şeyler. Şimdi teftiş kurulları uzun süre tartıştı bunları. Dediler ki ya bunlara soruşturma açılmaz. Bunlar çünkü şey değil. E, ciddi bir şey değil. Ne oldu bu arada biliyor musunuz? O soruşturmaya görevli savcılar, FETÖ'cü daha sonra alındı bunlar. Teftiş kurullarına telefon açıp eğer soruşturma yapmazsanız sizin hakkınıza örgüte destekten soruşturma açarız dediler. Şimdi amaç ne burada 2000 kişi? 2000 kişilik bir şey olmaz. Burada amaç şu. Örneğin devlet kurumlarında mesela hazinede belli yerlerdeki adamların yerine adam yerleştirecekler. Onları görevden alamıyorsunuz bir sürü yargısal şeyleri var. Ama onları bu şekilde görevden alırsanız hemen yerine adam atama imkanınız var. Bakın hazinede yaptı bunu. Şimdi Ali Babacan konuşuyor ama ee, ...ben aynı binada görev yaptım... Ee, ...hazinede... ...bu İzmir casusluk ve fuhuş davasındaki... ...gelen herkes görevden alındı... ...ve yerlerine yeni atama yapıldı... ...ve bunların da ne gariptir ki... ...hepsi daha sonra... ...yani tamamına yakını yanılmıyorsam... ...FETÖ'den alındı... ...yani diyeceğim bürokrasiye böyle yerleştiler... ...kripto... Ha, çok davasından çıkarılanın yerine gelenler FETÖ'cülerdi... ...yani amaç... önde adamın belki siyasi hiçbir yanı yok... Ama alttaki FETÖ'cü o, o daire başkanlığına, genel müdür gelmesi gerekiyor. Onun için ön temizlik yapılıyor. Onları almanın yöntemi olarak bunları evet. uyguladılar. Bu TSK'da Bunu da böyle. Bürokraside birçok bir kurumda yaptı. TSK'da da benzerlerini yaptılar. Şimdi e, buralarda sıkıntı e, büyük aslında. Şimdi e, mesela... Son dönüm... hala büyük mü bu sıkıntı? Ya şöyle bir şey üst düzeydeki FETÖ'cüler ne yazık ki kendilerini bir şekilde korudular. Bütün bakanlıklar herkes bilir bunları. Yani nasıl nasıl korudular? Bunlar hızlı bir şekilde renklendiler talimat üzerine. Ne demek o? Yani şöyle diğer tarik FETullahçılıktan diğer tarikatlara geçtiler. Mesela kimisi işte şu tarikat oldu. Birisi başka bir tarikata geçti. Yani talimat verdi ya şey Fethullah Güler renklenindi. Yani talimatı, diğer tarikatlara evet. geçin kendinizi gizleyin. Bir tarikata geçmesi gerekmiyor. Zaten dini bir şey evet. de yok. İlla tarikatı Ama işte arası olan evet, evet. arası nispeten iyi olan tarikatlara giriyor. Şeye gerekmiyor. koruma kalkanı altına girmek. Alına için giriyorlar. Cemaatlerin. Evet, e, gerçeği, anladım anladım. Oradan da savunuyorlar. Bugün yani böyle bir yöntem izledi de herkes için. Peki, e, şunu da yaptılar onu da söyleyeyim. Mesela üst düzeyde bir şey. Hani bunlar okumuş çocuklar ya. <laughs> onlar üst düzeydeki adam kendini korumak için talimat üzerine bakın bu devletin arşivlerinde de muhtemelen vardır. Talimat üzerine e, alttaki fazla bir şey olmayan, önemi olmayan adamlarını FETÖ'cü diye ihbar ettiler ve bu KHK ile de attırdılar bir kısmını. Kendilerini korumak için. Çünkü örgüt o kurum, o makamları Tutmak istiyor. Onun için de attırdılar. Buna benzeyen çok olay vardır. Mesela gidin Ankara'da konuşun. Ya şu adam düne kadar FETÖ'cüydü şimdi hala genel müdür. Veyahut da hala bilmem ne diye konuşulur. Bunların bir kısmı gerçi e, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçince kamuda yeniden yapılanma olduğu için bir kısmı oralarda elense de şu anda e, öyle sanıyorum yetkili görevlerde var. Geçtiğimiz üniversiteler mesela. Üniversitelerde o kadar çok ki şu anda FETÖ ne yapıyor biliyor musunuz? FETÖ şu anda bu dönemi akademik yükselme için kullanılıyor. Anadolu Üniversitelerinde tanıdıklarınız varsa sorun. Yani çokların, şu anda bugün. Evet gidin oralarda hepsi değişik e, diğer dini grupların içerisinde girmişler ve e, yükselmeye çalışıyorlar. Mesela e, Anadolu'da bir üniversite, Güneydoğu'da bir üniversitede bir tane adamla ilgili elimize bir döküman geçti. Şerif Ali Tekalan. Hepimiz biliyoruz. Evet. Akademi imamı. Bununla yazışmaları var. Instagram'da yazışmışlar. Evet. Bir şekilde elimize geç. Tam döküm. İçinde neler yok. Biz onu oraya boşuna mı getirdik? Elbette senin dediklerini yapacaklar. Bilme hala görevde bu insanların şeyi. Bunları götürdük. Biz bunları yayınladık da. YÖK'e de bildirdik. Üniversite de haberi oldu. Ya buna rağmen bu adam hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Neden? Ve ne oldu biliyor musunuz? Yeni buraya gelirken duydum. Profesör olmuş. Rektör olur yakında. Yani Buna benzer çok olay var. Yani Ahmet bunu, Bey bir şey dedi galiba. Rektör olur yakında dedi. <laughs> Her, rektör olur. Dedi. Evet. Son dönemde FETÖ e, adamlarına işleri yaptırmak için bir yöntem uyguladı. Bu risk alın talimatı. Yani kritik görevde bulunan, gizli olan insanlara alttaki insanları korumak için risk alma talimatı verdi. Bu risk alma nedir? Mesela bir adamı atamışlar. Rastgele diyorum bir kurumda yetkili. Bu kendini açığa çıkarmamak için biraz da korkuyor. Zaman geçti o merkezi disiplinde kalkınca. E, korumak için biraz kendini kenara ayırmaya çalışıyor. Yani o işten kurtulmaya çalışıyor. FETÖ bunları tehdit etti. Ve eğer dediklerimizi yapmazsanız sizi deşifre ederiz dediler. Bakın bu tür tehditler oldu. Bunlar mesela üniversitelerde var, kamunun diğer birimlerinde var, birçok yerde var. Şimdi e, tabii FETÖ ile mücadelede kritik olan görev neydi? E, silahlı kanat, e, albayım da söylediğim gibi evet. TSK ve emniyet. Buralarda hakikaten e, ciddi işler yapıldı. Henüz tamamlandı mı? Bence tam, bence de tamamlanmadı. Var daha sıkıntılar. Zaten peş peşe e, mahrem imamlar yakalanıyor. E, ondan sonra nereye gittiler? E, buralarda oldu, yargı oldu çok kritikti. Yargıda da çok ciddi bir e, mücadele oldu. Sayılar belli. Fakat diğer taraflarda e, o kadar hassas olmadı. Bunu da şunu yapma da Ona ya. değindi. Evet. Çok. Onun için dedim zaten aha, aha. E, e, albayımla durumu daha iyi değerlendiririz diye. Şimdi buralarda şöyle bir şey de bana göre yanlış. Şimdi kurumla FETÖ'cüler var. Şimdi alt düzeydeki insanlar var, memurlar. Şimdi siz geçmişte kurumu bunlara teslim etmişsiniz yönetici yapmışsınız, atamışsınız, yanlış yapmışsınız. Şimdi alt düzeydeki memur bunlar gidiyor diyor ki lan ben diyor yükseleceğim diyor işte bir 3600 ek 3000 ek gösteri alacağım 3600 ek gösteri alacağım diye bunlara yakın durmaya çalışıyor. Çünkü etkililer orada şimdi hepimiz biliyoruz bunları. Şimdi bunlara zor durumda kalıp küçük menfaatler için bunların yanına geçen kesimleri belki şey yapmak mümkün, kazanmak mümkün. Yani biz hepsini öldürecek halimiz yok ya. Fakat örgütün kritik adamlarını mutlaka ve mutlaka açığa çıkarmak lazım. Bakın Bahçeli'nin bir açıklaması var. Dün grupta yaptığı bir konuşma. Mesela orada ne diyor? 15 Temmuz'un üzerindeki sis dağılmadı diyor. Hı hı. Merkez üst hala aktif diyor. Kripto damar henüz kurumadı diyor. Şimdi hükümetin de bir anlamda orta. Yani o nedenle yapılması gerekenler var. Ama ha? Bahçeli bunu yapılması gerekenler yapılmıyor anlamında söylemiyor. Tetikte duralım anlamında. Tabii yani tetikte duralım İçmedi, işte birazdan söylediğim. Evet. 50 yıllık bir yapılanmayı 6 evet. yılda temizleyemezsiniz. Tetikte olacaksınız. Evet. Dikkatli olacaksınız, uyanık olacaksınız. Ee, davaları sürekli canlı tutacaksınız. Sürekli itirafçı bulacaksınız. Evet. O anlamda söylüyor Sayın Bahçeli. Şimdi e, mesela Bürokrasi de bankaya para yatırma birisi. Bankası size bir ara biliyorsunuz sıkıntıya girdi, ta, e, kampanya yaptı bankaya para yatırın diye. Evet. Şimdi şu veriler var elde. O sırada FETÖ'cüler kendi aralarında 20'şer, 30'ar kişilik gruplar yaptı. Diyelim ki A Bankası'ndan tüketici kredisi çekti. Hatta toplu olaraktan gittiler, pazarlık yaptılar, faizi düşürdüler. O paraları aldılar, bankasıya yatırmışlardı. Şimdi bankasının verileri elde mi? Elde. Bankaların verileri de elde mi? Şimdi ne yaparsınız? Bankası diğer bankalardan kredi çeken böyle şeylere bakarsınız, tüketici kredisi. O adam diyelim ki bugün para çekmiş, iki gün sonra tam da o Bankasya'nın kampanya yaptığı dönemlerde Bankası'ya ya götürmüş çektiği parayı yatırmış ise eğer. Şimdi bunların hepsi veridir. Bunlar Sonuç araştırılmadı. Bey, bankasya mesela. konusu didik didik edildi Allah aşkına. Yani bakın ben bunu bildiğim için söylüyorum. Ha anladım da ama bankasya konusu da didik didik edildi. Hayır. Bankasya'ya delikli kuruş yatıranlar. Yani yok, 7 cettine kadar araştırıldı. Ben ben yani, e, hani, konuştuğum için eleştirelim diyorum. tamam ama hı hı. hani bu yani bu devlette bu devletinde bir aklı var bu devletinde bir e, çalışması var. Yani bankasya konusunu araştırmadıklarını savsakladıklarını düşünebilir Bakın, miyiz? Bakın savsakladılar demiyorum. Merkezi olarak yaptılar ama kamudaki durumu görmek için bunlar yapılmadı. Yapılsa yani ben takip ediyorum ondan biliyorum yapılmadı dedi. Yani bunları niye yapmıyorsunuz diye de konuştuk bazı insanlar. ile ilgili. Yani bu kamudan, şimdi bunlar kayıtlıdır da onun için diyorum. Yani bürokrasideki ya, tamam. kim kimdir? Zaten diğer bankalardan için. kredi çekilmesi çok önemli değil. Bankasıya para yatıran insanların para takibini yaptığınız zaman o çok kolay hangi bankadan çekmiş, evet. ne yapmış yani, yani bunu. Yani bu çok e, teknik anlamda çok e, şey değil. Bunlar daha çok alt düzeydeki insanlar ama mesele şu. Çekirdek kadroları yakalamak lazım. Çekirdek kadroları yakalamazsanız yaralı bırakırsanız örgütü örgüt ileride çok daha büyük zararlar verir. Bu nedenle e, Albay'ın da zaten bu hassasiyetle e, anladığım kadarıyla bunları aktarıyor. Peki ileride çok daha büyük zararlar verebilir mi? Yeni bir kaos planı var mıdır? Neler olabilir? Kısa bir